أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني بعد المئة bugün İmam Şirazi'nin Lüma kitabının 102. dersini okuyoruz. Yalnız dünkü dersin sonunda Faslun ve emma ma lem yesbut minel usuli bi ahadi hazihi turuqi ev kana kad sebete summen nusikhe fela yecuzul kıyasu aleyhi. Summen nusikhe biz o ahad ve emma ma lem yesbut minel usuli bi ahadi hazihi turuqi ev kana kad sebete summen nusikhe. Biz ahada götürdük. Ahada ne? Ma'ya gidiyor. Yani ahadu hazi turukla bir hüküm sabit olmuş. Sonra ne olmuş? Nesih olmuş. O hüküm nesih olmuş. Nusihe ahada bir işaret var. O yanlıştır. Dün sizden sonra baktım. Siz o nusihenin faali o neye götürün? Ma'ya götürün. Ma'da zaten hükümden ibaret değil. Babul kavli fi beyanil illeti. Hani sırasıyla beyan ediyoruz. Ne demiştik? Asıl, fer, illet, hüküm. Fer, önceden bahsetmiştik. Aslı da babu beyanil asli ve ma yecüzen yakunu aslan ve ma la yecüzü. Bir önceki babda bahsettik. Şimdi sıra illete geldi. İlletten sonra hüküm gelir. Babul kavli fi beyanil illeti. İllet nedir? Kıyastaki makisu aleyhiyle beraber hüküm illet oluyor. İllet nedir? Ve ma yecuzu en yuallele bihi ve ma la yecuzu. Ne ile illet getirilebilir, ne illet olabilir, ne illet olamaz. Bu bab bundan bahsediyor. Babul kavli fi beyanil illeti ve ma yecuzu en yuallele bihi ve ma la yecuzu. وَعْلَمْ اَنَّ الْعِلَّةَ فِي الشَّرْعِ Şer'da illet هِيَ الْمَانَ الَّذ۪ي يَقْتَد۪ي الْحُكْمَ O mana ki ne ediyor? Hükmü istiyor. Hükmün muhtedisi olana illet denilir. Bitti. Yani ne demek? İllet hükmü istiyor. Yani illet o ki hükmü bize ne ediyor? Tanıtıyor. İmam Şirazi tefsire kitabında demiş el illetu el muarrifetu lil hükmi. İllet hükmün muarrifi, hükmü tanıtandır. Bazı fukahalar illete el ba'isu alel hükmi demiş. Nasıl ba'is alel hüküm? Yani mükellefi o hükme imtisal etmeye teklif ediyor. Buradaki hani illet nedir? Muhtedil hüküm desek de olur. Muarriful hüküm desek de olur. Ba'isül hükümde desek olur. Yani ba'ıstır, şari'i o hükme sürüklemiş değil. Ya, çünkü şari hakiki Allah-u Zülcelal'dır. Hiçbir şey Allah-u Zülcelal'ın ba'isi değil. Hiçbir şey Allah-u Zülcelal'i bir şeye sürükleyemez. O zaman burada illet o ki ba'istir, yani neyin ba'isidir? Mükellefi imtisala ne ediyor? Teşvik ediyor. İllet o ki mükellefi oradaki hükmün imtisalına sürüklüyor. وَعَلَمْ اَنَّ الْعِلَّةَ فِي الشَّرْعِ هِيَ الْمَانَ الَّذِي يَقْتَدِ الْحُكْمَ desek olur, muhtedil hüküm desek de olur, muarrifu hüküm desek de olur, الْبَاِسُ عَلَى الْحُكُمْ yani الْبَاِسُ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى الْحُكُمْ desek de olur. وَأَمَّا الْمَعْلُولُ فَف۪يهِ وَشَانِ
وَاَمَّا الْمَعْلُولُ فَف۪يهِ وَشَانِ Ma'lul nedir? Ma'lulda iki vecih var. İki tarif var, iki tanıtım var. Nedir ma'lul? Hani illetin karşısında ma'lul olur. İllet, muhtedil hüküm. Hamirdeki diyelim iskardır örnek. Ma'lul nedir? Ma'lulda iki vecih var. Min ashabina men kâle. Böyle diye ashabımızdan, Şafii fukahalarından, usulcularından böyle diyen var. Nedir? Huvel aynullezî tuhilluhel illetum. Tuhillu yanlış. Benimki öyle hareket etmişler. Huvel aynullezî o ayn ki ko hamirdir. Tahilluhel illetu illet ona vakı oluyor. İskar ona vakı oluyor. Akel hamri, hamir gibi. Hamir bir ayındır. İllet kendisine vaka olmuş, iskar kendisindedir. Hamir maluldur. Vel burri, bur bir ayındır. Hüküm ribadır, burra ne oluyor? Vaka oluyor. O zaman bur maluldur. Ve minhum men yekulu huvel hükmü. Bazı ashablarımızdandır. Böyle diyen huvel hükmü ve minhum men yekulu huvel hükmü. Yani ma'lul nedir? Hükümdür. Ma'lul nedir? Hamir değil. Hamirdeki hükümdür. Kun nedir? Hamirdeki hüküm ku hürmettir. Böyle diyenler de var. Hulasa örnek hüküm nedir? Hamir midir? Veya hamrın hürmeti midir? İhtilaflidir. وَاَمَّا الْمَعْلُولُ فَف۪يهِ وَشَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ الْعَيْنُ الَّتِي تَحِلُّهَا الْعِلَّةُ كَالْخَمْرِ وَالْبُرِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلُ هُوَ الْحُكْمُ وَاَمَّا الْمُعَلَّلُ مُعَلَّل nedir? فَهُوَ الْأَصْلُ. Bakın, muallel asıldır. Muallel hamirdir. Bakın biraz önce min ashabina men kâle vel aynulleti tahilluhel illetu, ona göre ma'lul ile muallel aynı olmuş oluyor. Nedir? Asıldır. Nedir? Hamirdir. Nebis değildir. Nedir? Burdur. وَأَمَّا الْمُعَلَّلُ لَهُ مُعَلَّلُ لَهُ nedir? Biz iskari örnek neye illet getiriyoruz? Hürmete. O فَهُوَ الْحُكْمُ مُعَلَّلُ لَهُ da hükümdür. وَأَمَّا الْمُعَلِّلُ مُعَلِّل nedir? فَهُوَ النَّاسِبُ لِلْعِلَّتِ o illeti nasb eden müştehid. وَأَمَّا الْمُعَلِّلُ فَهُوَ النَّاسِبُ لِلْعِلَّتِ Şimdi zahara göre o ki illeti nesb eden, illeti icat eden, illeti tiken. Halbuki bu muallil değildir. O şarahdır. Burada murad فَهُوَ النَّاسِبُ لِلْحُكْمِ manası yani o müştehid ki nefsini nesb ediyor. Neye? Hükmü herhangi bir hükmü bir illetle illetlendirmeye nefsini neyden muhayya eden kişidir. Diyelim o müştehid ki nefsini ne etmiş dikmiş neye? Hamrın hürmetine, hamrın hürmetine iskari illet göstermeye nefsini dikmiş. Yani nefsini dikmiş ki o hamrın hürmetine illeti ne olduğu, hamrın hürmetinin illeti iskar olduğunu beyan etmek için nefsini dikmiş. Yoksa iskari hamrın hürmetine illet müştehit kılmıyor, o şara kılıyor. O zaman fehvel nasibu lil illeti manası yani fehve nasibu yani vehve lezi nesebe nefsehu li ta'lilil hükmü bil illeti.
Peki bu emmel mu'tellu, muallili öğrendik müştehidir. Mu'tel kimdir? Fehvel musseddillu bil illeti. O ki illetle delil getiren. Bizim gibiler. Biz diyoruz, hamr nedir? Haramdır. Niye? Çünkü iskari vardır. Ha, buradan iskar ile hürmete delil getiren kişidir. Bu delil muallil de olabilir, muallil olmaya da bilir. Muallil hastır. Muallil o ki ne yapıyor? Hükmü bir illetle illetlendiriyor. Diyor, illeti budur. Müstedil o illet ile o hükme delil diyor. Bu haramdır. Niye? Çünkü iskari vardır diyor. Muallil biraz daha has, mu'tel biraz daha am olmuş oluyor. Bitti. وَعَلَمْ اَنَّ الْعِلَّةَ فِي الشَّرْعِ هِيَ الْمَعْنَ الَّذِي يَخْتَدِي الْحُكْمَ وَأَمَّا الْمَعْلُلُ فَفِيهِ وَيْشَانِ مِنَ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ الْعَيْنُ الَّذِي تَحِلُّهَا الْعِلَّةُ كَالْخَمْرِ وَالْبُرِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ الْحُكْمُ وَأَمَّا الْمُعَلَّلُ فَهُوَ الْأَصْلُ وَأَمَّا الْمُعَلَّلُ لَهُ فَهُوَ الْحُكْمُ وَأَمَّا الْمُعَلِّلُ فَهُوَ النَّاصِبُ لِلْعِلَّةِ وَأَمَّا الْمُعْتَلُّ فَهُوَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْعِلَّةِ. فَصْلٌ وَعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ اَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ. اِلَّةَ الشَّرْعِي hükme bir emaredir, bir alamettir. Yani diyelim illet-i şer'i iskardır. Bu emaredir ki hamre ne var? Hürmet var. Hamirde hürmet vardır. İllet-i şer'i mucibul hüküm değil, hükmün emaresidir. Ve delaletun aleyhi onun delaletidir. Anlaşıldı değil mi? Yani ne demek? Diyelim hamrın hürmeti nesle sabit oldu. İlleti nedir? İlleti iskar etmektir. Bu iskar emaredir ki hamrda hürmet vardır. Niye? Çünkü şara hamrın hürmetine alamet, delil olarak iskari kılmıştır. İskar varsa, iskar hamrın hürmetini icat etmiyor. Ya iskar varsa demek ki hamrın hürmeti var. وَعَلَمْ اَنَّ الْعِلَّةَ وَعَلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ اِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ اَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ وَدَلَالَةٌ عَلَيْهِ. Hükmün emaresidir. Hükme bir nedir? Bir delalettir. Yoksa illete hiçbir tesir yoktur. İllet müessir değil. Hamrın hürmetinin müessiri Allah-u Zülcelal'dır. İskar onun bir alametidir. Amma ve min ashabina men kâle mucibetun lil hükmi. İllet hükmün mucibidir. İhtimar, iskar, hamrın hürmetinin mucibidir. Bâde mâ cu'ilet illeten. Yani illet kılındıktan sonra bu sefer hükmün de neyidir? Mucibidir. Şimdi bunların dediğine göre, hani biraz önce biz müessir Allah'dır, illet değildir. Bunlar diyor mucibetun lil hükmidir. Yani müessirdir. Bir yanlışlık yapmış oluyor mu bunlar? Yani müessirliği Allah'dan alıp
illeten veriyorlar. Hayır diyor, bademâ cu'ilet illeten. Yani Allahu Zülcelal onu illet kıldıktan sonra mucibe olur. Yani ne demek? İllet mucibetül hükümdür. Müessiretun fil hükümdür. Allah'ın cealiyledir. Yani Allahu Zülcelal illeti müessir kılmış. İlletin müessirliğini, tesirliğinin halıkı, mucidi de kimdir? Allah'dır. Yani Allah zahiren illet müessirdir, hakikaten yine müessir Allah'tır. Yoksa mutezilelerin dediği gibi illet müessiri bizzat kendi zatıyla müessirdir diyorlar, o bozuk bir fikir, akidedir. Bunlar öyle demiyorlar. Diyorlar illet müessirdir ama Allahu Zülcelal'ın onun mucib müessir kılmasıyla ona tesir vardır. Yoksa onun zatına tesir yoktur. Ateşin zatına tesir vardır bunlara göre. Allah'ın o tesiri nara vermesiyle nar müessir olur. Yoksa nar kendi zatında müessirdir. Tesir narın zatının bir vesfidir demiyorlar. Gerçekten öyle mi? Bu ba'dın dediği olur mu diyor? Evet, ispat ediyor. Ela tera ennehu yecibu icadul hukm bi vücudiha. İskar varsa hürmet var, iskar yoksa hürmet yok. Örnek, hamirde iskar var, hürmet var. Hamrın diyelim iskarı gitti, sirke oldu. Aha, halal oluyor, gidiyor. Demek ki müessir o iskar değil. İskar gidince hüküm de gidiyor. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ مُوْجِبَةٌ لِلْحُكْمِ بَعْدَ مَا جُعِلَتْ اِلَّةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ اِجَادُ الْحُكْمِ بِوُجُودِهَا. Bitti. Demek illet hükmün emaresidir, delaletidir, müessiri değildir. Bir, görüşün biri bu. Bir de bir kısım fukaha, şafi fukaha usulcilere göre illet müessiretül hükümdür ama Allahu Zülcelal'ın onu ona tesir vermesiyle. Yani Allahu Zülcelal onu mucibetül hüküm, müessiretül hüküm kılmayla müessirdir. Yoksa kendi zatıyla müessirdir değil. Nasıl ki kimler böyle söylüyor? Mu'tezileler böyle söylüyor. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَتْ بِمُوْجِبَةٍ. Mucib değildir diyenler de var. Niye? Bakın bunların deliline bakalım. لِأَنَّهَا diyelim iskar. لَوْ كَانَتْ مُوْجِبَةً eğer hürmetin mucibi olmuş olsaydı لَمَا جَازَ اَنْ تُوْجَدَ فِي حَالٍ. O zaman caiz olmazdı. Ne olmazdı? En tüvcede fi halin. İllet herhangi bir halde mevcut olsun. Ve la tüvcibe hükmü vacip kılmasın. Öyle olmamalıdır. Bir yerde illet olur da hükmü vacip kılmaz. Bu olmayacak. Olmamalıdır. Eğer mucib olmuş olsaydı. Kel ilelil akliyeti. Akli illetler öyle. Akli illetler nerede varsa mağrulları vardır. Hiçbir yerde akli illetlerden ne olmaz? Tahallüf olmaz. Tahallüf caiz değildir. Peki bu illetler de öyle değil mi? Hükmün illeti de öyle değil mi? Nerede varsa illa hüküm olur. Hüküm ondan infikak etmez değil midir? Hayır diyor. Ve nahnu na'lemu enne hazel illele. Bu illetler yani şer'i illetler akli değil. Kanet mevcudeten kable şer'i. Ha? Şer gelmeden önce hamrın iskarı yine vardı. Ve lem tekun mucibeten lil hükmi. O iskar hamrın hürmetinin mucibi değildi. İslamiyet'ten önce hamr haram değildi ama iskar vardı. Eğer o illet mucibul hüküm olmuş olsaydı,
İskar mucibul hürmet olmuş olsaydı, şaradan önce de bu illet vardı, o zaman hüküm olmalıydı, infikak etmemeliydi. Halbuki şaradan önce illet var, illetler var, ma'lulleri, ma'lulatları yoktur. O zaman feddelle delalet etti, ala enha illet, gayru mucibetin, gayru mucibetin lil hükmü, illet, hükmün mucibi değildir. Yani illet Allah-u Zülcelal'ın ceâliyle mucib değildir. İmam Gazali'nin görüşü budur. Yahut da illet mucibul hüküm bizzat değildir. Nasıl ki mutezilelerin görüşü de budur. E nedir? O zaman ya hükmün muarrifidir İmam Şirazi'nin dediği gibi. Yahut da ba'isetun alel hükümdür. O da cumhurun görüşüdür. Yoksa mucib değildir. Tekrar ediyorum. Faslun ve'lem ennel illete şer'iyyete emaretun alel hükmi ve delaletun aleyhi. Ve min ashabina men kâle mucibetun lil hükmi ba'dema cu'ilet illeten. Ela tera ennehu yecibu icadul hükmi bi vücudiha. Ve minhum men kâle leyset bi mucibetin. لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجب كالعلل العقلية ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم فدل على أنها غير موجبة بتي. فصل bu faslı da okuyalım, önümüzdeki faslı da duralım. وَلَا تَدُلُّ الْعِلَّةُ اِلَّا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي نُصِبَتْ لَهُ. Bakın, illet hangi hükme dikilmiş ise, hangi hüküm üzerine illet getirilmiş ise, ona delalet ediyor, onun gayrisine delalet etmiyor. Mesela, فَاِنْ نُصِبَتْ لِلْاِسْبَاتِ. Eğer illet isbat için dikilmiş ise, yani bir hükmün isbatına delalet etmek için, ise illet varsa hüküm var için gelmiş ise lem tedulle ala nefi, o zaman nefye ne etmiyor, hükmün nefine delalet etmiyor. Yani illet olmayınca hükümde olmaz, ona delalet etmiyor. Buna inikas denir, yani min gayri aksi. Ev nusibet li nefi, illet hükmün nefi için dikilmiş ise lem tedulle ala isbati, o zaman isbata delalet etmiyor. İllette akis yok. Ne demek? İllet ispat için, yani illet hangi hüküm için dikilmişse, getirilmişse ona delalet ediyor. Örnek, ispat için getirilmişse nefye delalet etmez. Varsa hüküm var, yoksa da hüküm yok denilmez. Nef için dikilmişse ispata delalet etmez. Yoksa hüküm yok, varsa da hüküm var diyemeyiz. Ama ve in nusibet lin nefi vel isbati, ikisine getirilmiş ise o illet ikisinin ise ve hiyel illetul mevduatu li cinsil hükmi, hükmün cinsine vade edilen bir illettir. O zaman dellet ala nefi vel isbati, hem nefiye delalet ediyor hem isbata delalet ediyor. Ne demek nefi isbata delalet ediyor? Fe yecbu en yücedel hükmu bi vücudiha ve yezule bizzevaliha. Vacibdir ki o zaman buna göre illet varsa, yani illet varsa hüküm var, illet yoksa hüküm yok. Demin dediğim gibi hemrin iskari diyelim nef ispata vaat edilmiş. Herhangi bir maul inebde iskar varsa hürmet var, İskar yoksa hürmet yok. İçkide iskar var, haramdır. İçkide iskar yok olursa, yani sirkeye dönüşürse, bu sefer ne olmuş oluyor? Bu sefer helal olmuş oluyor. Ha bakın, feyecbu en yücedel hükmü hürmettir. Bi vücudiha, vücudul illet iskardır. Ve yezülel hürmetu bi zevaliha, zevalul ne? İskardır, zevalul illet. Anlaşıldı değil mi? Olmadıysa söyleyin, çekinmeyin. Ve minen nasi men kâle. Bakın böyle diyen insanlar da var. Ne diyorlar?
inne kulle illetin tedullu ala hukmeyni. Her illet iki hükme delalet ediyor. Her illet. İstisnasız her illet iki hükme ne ediyor? Delalet ediyor. O iki hüküm nedir? Alel isbati ve nefi. İsbat, nefiye delalet ediyorlar. Yani illetin iki tarafı var. Vücud, adem. Vücudu ile hükmün vücuduna, ademi ile hükmün ademine delalet ediyor. Mesela feiza nesab nusibet lil isbati. Diyelim illet isbat için nesab edilirse, dikilirse, iktedetil isbate inde vücudiha. Eğer hükmün isbatı için illet dikilmiş ise, getirilmiş ise, iktedetil isbate inde vücudiha. Vücudi anında ispatı istiyor. Yani ne zaman illet olursa, illet vücud anında hükmü gerektiriyor, hükmü istiyor. Ve nefye, nefi gerektiriyor, inde ademiha, ademi anında. Yani illet vücudu anında hükmün ispatını istiyor, ademi anında hükmün nefini istiyor. Ve minen nasi men kâle, inne kulle illetin teddullu ala hükmeyni. Alel isbati ve nefi. Feizan nesabte lil isbati, iktedetil isbate inde vücudiha ve nefya inde ademiha. Bitti. Bakın, İspat için nesb bak. Fe izan nusibet lil isbati. İspat için nesb edilirse nusibeti okuyun. Yuhtedil isbati. İnde vücudiha ve nefi inde ademiha. Peki ve nusibet lil nefi. Eğer nefi için dikilirse bu sefer ihtedetin nefi. İnde vücudiha vücuduyla beraber vücud anında nefi istiyor. Ve isbati inde ademiha. Adem anında bu sefer ispati istiyor. Ve haza hataun. Bu görüş nedir? Hatadır. Yani kullu illetin teddullu ala hükmeyni değildir. Şimdi bu ari ve in nusibet lin nefi vel isbati ve hiyel illetul mevdu'atu li cinsil hükmi. İllet iki hükme vad edilmemiş. Cinsil hükme vad edilmiş. Dellet ala nefi vel isbati. İkisine delalet ediyor. Feyecban yücedel hükm vücudiha ve yezule bi zevaliha. O varsa hüküm var, o yoksa hüküm yok. Ama bu ikinci öyle demiyor. Bu ikinci direktmen diyor iki hükme delalet etmeye vaat edilmiş. Bir illet hem isbat hem nefiye delalet etmeye vaat edilmiş. İsbat için vaat edilmiş ise o zaman vücudu olursa hüküm var, vücudu yoksa hüküm yoktur. Eğer nef için dikilmiş ise inde vücudiha nefi ister, inde ademiha nefin ispatını ister. Ve haza hatav. Niye? Lennel illete şer'iyyete delilun. Çünkü şer'i illet daha önce de demiştik mucib değil, müessir değil. Delildir, alamettir. Ve lihaza alamet olduğu için kâne yecuzu, kâne şen, yecuzu caizdir. En la yücide demiş yanlıştır. En la tücide. Bakın en la tücide. Caizdir ki illet icat etmesin. Ne icat etmesin? Ma ullika aleyha minel hükmü. Kendisi üzerine bina edilen hükmü icat etmeyebilir. Caizdir ki icat etmesin. Bazı nüshalarda yecuzu caizdir. En la yücibe ma ullika aleyha minel hükmü. Kendisine talik edilen hükmün mucibi olmayabilir. وَالدَّلِيلُ الْعَقْلِيُ الَّذِي يَدُّلُّ بِنَفْسِهِ. Şimdi buna bir delil getiriyor. Bu bitti. Şimdi diyor وَهَذَا خَتَرٌ. Niye? لَنَّ الْعِلَّةَ شَرْعِيَّةَ شَرْعِيَّةَ دَلِيلٌ. Delildir. Yani mucid değil. Yani اِخْتَدَّتْ عِنْدَ النَّفِنْ اَنَّفِيَ وَعِنْدَ الْوُجُودِ الْاِسْبَاتَ. Muhtedi değil, müessir değil. Niye? Çünkü illet şer'iye delildir. Bir alamettir. وَنِهَذَا كَانِيَ جُزُ اَنْ لَا يُجِ tucide ma'ullika aleyha minel hükmü. Caizdir, bak bilfiil olmuş değil. Caizdir ki illet
kendisine talik edilen hükmün mucidi olmayabilir. Yani illet meydana gelip de hükmü gelmeyebilir. O illet onu icat etmeyebilir. وَالدَّلِلُ الْعَقْلِيُ الَّذِي يَدُّلُّ Şimdi buna bir delil olarak yetiyor. Diyor hal وَالدَّلِلُ الْعَقْلِيُ الَّذِي يَدُّلُّ بِنَفْسِهِ O akli delil ki bakın kendi nefsiyle hükme delalet ediyor. Müessirdir, mucibdir. يَجُزُ اَنْ يَدُّلَّ عَلَى وُجُودُ الْحُكْمِ Bakın, o delil akli ki kendi nefsiyle hükme delalet ediyor. Şimdi getirecek, o bile mucib değil. Şer'i ko, nefsiyle delalet etmeyen bir emaredir, o nasıl mucib olsun? وَدَلِلُ الْاَقْلِيُ الَّذ۪ي يَدُّلُّ بِنَفْسِهِ يَجُزُ اَنْ يَدُّلَّ عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ فِي الْمَوْدِ الَّذ۪ي وُجِدَ ف۪ي O delille aklı ki kendi nefsiyle hükme delalet ediyor. Yecuzu caizdir en yeddülle ala vücudül hükmü. Hükmü vücuduna delalet etsin. Ama fil mevdi ellezi vücide fi. Delille aklı hangi yerde, hangi ayinde meydana gelmişse caizdir ki hükmü vücuduna delalet etsin. Orada delille aklı var, hüküm var. Sümme yu'demen caizdir ki O hüküm yok olsun. Delil-i akliyle beraber o hüküm yok olsun. Ve yesbutel hükmü. Bu sefer tekrar bir hüküm sabit oluyor. Aynı hüküm sabit oluyor. Bir delilin ahir, başka bir delille. Demek ki akli delil bir yerde varsa illa mucibdir, mucibdir. Hüküm ona olur öyle değil. Yecüz en yeddülle ala vücudil hükmü fil mevdillezi vücide fihi. Bu da caiz. Delille beraber hüküm orada mevcut olur. Süme yu'deme. O hüküm delille beraber, delille aklıyla beraber caizdir ki o hüküm bu sefer yok olsun. Yu'demenin faali hükme gidiyor. Ve yesbutel hükmü bu sefer o hüküm sabit olur bir delille ahire. Başka bir delille sabit olur. Önce başka delille bu hüküm sabitken sonra o delil var olduğu halde o hüküm yok olup Başka bir delille sabit olabilir. Madem delil akli der bu caizdir. Ve delilü şer'iyyü lezi sâre delilen bi ca'li ca'ilin. Kendi nefsiyle değil, bir ca'lin ca'liyle, Allah-u Zülcelal'ın ca'liyle ne olmuş? Delil olmuş. Ha ve delilü şer'iyyü lezi sâre delilen bi ca'li ca'ilin. La bi nefsi bel bi ca'li ca'ilin. O delil-i şer'i evla bi zâlike. O hükmün mucibi olmamaya caizdir ki hükme delalet etsin. Sonra o olduğu halde hüküm yok olur. Başka bir şer'i delille sabit olabilir. Yani şöyle diyor. Akli bir delil bir yerde varsa hükme delalet ediyor. Ha caizdir ki o akli delil var iken onun hükmü yok olsun. Başka bir akli delille tekrar sabit olsun. Demek mucib olsaydı, akli delil varken o hüküm yok olamazdı. Ama caizdir ki yok olsun, başka bir akli delille sabit olsun. Öyleyse herhangi bir hükmün şer'i delili var iken, caizdir ki o delille beraber o hüküm yok olsun, başka bir şer'i delille o hüküm yine ne olsun? Sabit olsun, mevcut olsun, meydana gelsin. Caizdir. Bunlar hepsi neyi ortaya koyuyor? Hepsi illet-i şer'i, bir delildir, bir alamettir. Ne delildir? Muhtedil isbat, muhtedil neftil. Yani nusbetil isbat olursa iktedetil isbat inde vücudu ve nefi inde ademiha. Ve in nusbetil nefi iktedetil nefi inde vücudu ve isbat inde ademiha. Öyle olmayabilir. Delil bazen olur, hüküm olmayabilir. Bazen delil yok olabilir, hüküm yok olmayabilir. Nasıl oluyor? Han delil-i şer'i varken, akli delil de varken hüküm yok olabilir. Başka bir akli şer'iyle delil sabit olabilir. Olabilir. Veya delil yokken hüküm olabilir. Başka bir delille olabilir. Demek ki delil-i şer'i ve delil-i akli delil-i şer'i diyelim. Delil-i şer'i mucibul hüküm değil. Muhtedil hüküm değil. Nedir? Alametül hükümdür. O zaman ve minen nasi men kâle inne kulle illetin teddülle ala hükmeynin.
alel isbati ve nefi. Fe izâ nusibeti lil isbati ihtedeti lil isbati inde vücudiha. Yani vücudu anında isbata delalet ediyor. Ve nefi inde ademiha. Ve in nusibeti lil nefi ihtedeti nefi inde vücudiha. Ve isbata inde ademiha. Ve hâza khatarun. Niye? Lennel illete şer'iyete delilun. Yani emmaredir, mucib değildirse nasıl diyorsun? Vücudu anında isbatın mucibidir, nefi anında, şey ademi anında nefin mucibidir. Veyahut da ikinciye göre vücud anında nefin muhtedisidir, ademi anında isbatın muhtedisidir. Hayır, muhtedi değildir, müessir değildir, alamettir. Ve lehâzâ kâne yecüz en tûcide illet mâ ullek aleyha minel hükmî. Bakın velhaza kana yecuz en la tucide ma'ulik aleyhi min el hukm. Kendisine talik eden hükmün mucibi olmayabilir. Çünkü müessir değil, muhtedidir, sade alamettir. Ve delilul akliyul lezi takviye için delil getiriyor. Ve delilul akliyul lezi yedulu bi nefsihi ca'li ca'illa del kendi nefsiyle delalet eden delil akli yecuz en yedulu ala vücudil hukmi fil mevdu lezi vücide fihi. Caizdir. Süme yu'deme delil olduğu halde hükmü yok olur. Ve yesbutel hükme bi delilin ahire. Başka bir delile sabit olabilir. Ve delilü şer'iyyüllezi sâre delilen bi ca'li ca'lin evla bi zâlike. Burada dipnot diyor evla bi en yecüze delâletuhu ala vücudül hükmü. Hükmün vücuduna delalet ediyor. Süme yu'demül hükmü. O delilin delalet ettiği hüküm yok oluyor. Ve yesbute o hüküm tekrar sabit oluyor. Bir delili şer'in ahire. Demek birinci delil varken hüküm yok olabilir. Öyleyse mucib değil. Mucib olursa da infikak olmaz diye. Faslun ve yecüz en yesbutel hük en yesbutel hükmul vahidu bi illeteyni. Burada duralım. Yarın da ona göre mutalenizi yaparsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Olmadığı yeri olursa getirin sorun. Ya lügati Arabi.